Ben Zafer Güzdek, Kahramanmaraş, Sakarya Mahallesi, Altın Sokak No. 7, dedemizin evi. Eski adıyla Barış Suha diye geçer. Turan Okulu'na yakın. Orada doğduk, 1960'ta. Çocukluğumuz güzel geçti. Yani bir şeyimiz yoktu. Babamızın işleri güzeldi. İlkokul çağına kadar işte ilkokula başlamadan 6 yaşında zaten esnaflığa bir şekilde gitmeye başladık. Maraş'ta bir şey derler, usta oğlu çıraklı gitmez diye. Aslında çıraklığa çocukken başlar. Yani 6 yaşında biz bir şekilde dükkana gitmeye başlamıştık. Tabii bir iş yapmak maksatı değildi ama boş zamanımız orada geçmiş oluyordu. 67'de ilkokula gittik. Biraz küçüktüm ben. Yani 16-17 yaşından sonra atıldım. Öyle öyleydi yani. İlkokul 1'de kalma yoktu bizim zamanımızda. Yalnız 2'de kalma vardı. Bizim öğretmenimiz, ismini söylemeyeyim şimdi. İşi rast gelsin yine de Allah rahmet eylesin. O mutlaka ölmüştür ilk hocamız. Ezilmesin diye herhalde bizi ikinci sınıfta bıraktı. 7-8 kişi. Biz 2'de kaldık. Tekrar 2'ye başladığımız sene o öğretmen halk kütüphanesine gitti. Bir bayan öğretmen geldi, Gülten Hoca. Ben de aslında çok başarılı bir öğrenciydim. Hatta bir gün dedi ki, ya senin öğretmenin kimdi? Kim bıraktı seni sınıftaydı? Çünkü bilhassa matematiğim çok iyiydi. Türkçem biraz zayıf olmakla beraber, çünkü hiç okutmadı ki, işi rast gelsin. Ben de amcasıydı o. Emmim bıraktı beni sınıftaydım. Tabii bir şey demedi, ne desin. Biz öylece ilkokulu 5'i bitirdik. Gazi Ortaokulu'na yazıldık. Oraya gitmeye başladık. Bu arada 69 senesinde babamın işleri biraz bozuldu. Bir meseleden dolayı 3 sene kadar da açmadı dükkanı. Biz 72'de hemen dükkana gelip çalışmaya başladık. Yani yarım yıl okula gidiyorduk. 72'de zaten ilkokulu bitirdik. 72-73'ten ortaokula başladık. Yarım yılında çalışıyorduk. Bu 76'ya kadar devam etti. Tabii bizim mesleğimiz saraçlık bitmek üzere olan bir meslek olduğu için abim de elektrikçiydi. Askere gidecekti 76'da. Biz elektrikçiliğe başladık. Ortaokulun birinci sömestri bitti. Daha okul bitmeden başladık abimden. Çünkü Mart'ta askere gidecekti. Biz Şubat 15'te, 16 Şubat'ta başladık. Öyle diyeyim yani. 1 Şubat, 15 Şubat tatildi. 16 Şubat elektrikçiliğe başladık. O sene Maraş'a elektrik, yazı köyüne elektrik geldi. Tüm yazı köyüne biz elektrik çektik, tüm elektrikçiler gibi. Aslında hiçbir sıkıntı yoktu. Yani Maraş'ta bir 78 olayları var. Belki oraya da birazdan değineceğiz. Bizim Alevi kardeşlerimizle, Sünni Kürtlerle veya Alevi Kürtlerle bir sıkıntımız yoktu. Hepsinin evinde yattık, kalktık, yedik, içtik, elektrik çektik, para kazandık. Bu memlekette bir iş vardı. Nasıl ki bu olayları patlattılar, sağ sol adı altında, çeşitli sebeplerle Maraş'a büyük zarar verdiler. Belediye çarşısı, Ulu Cami'nin üstündeki belediye çarşısı, o zaman iki taraftan zincirle kapalıydı yine, adam çokluğundan. Trafiğe kapalıydı, aynı Beyoğlu gibi. Yani ben İstanbul'a da gittim birkaç yerde görmedim Beyoğlu'nu. Yani Beyoğlu kalabalık, o kadar kalabalık ki araba çalıştırılmıyordu. O günden zincirliydi, kasap halinin oluyla. Şimdiki Ulu Cami'nin önündeki o parkın önü iki taraftan zincirle kapalı, araba girmezdi yani. Kaçta sene? 78'de. Bugün neredeyse mermer yapmasalar araba gider. O kadar ki az insan. Hala 50 sene geriye vurdular. Bak 50 sene olmaz artık, sen olmak üzere.
O gün de öyle konuşuluyordu. Yani Maraş'ı 50 sene geriye vurdular. Maraş'ın bir sıkıntısı yoktu. Maraş'ın aslında ufak tefek adli suç değiller. Yani basit suçların dışında sağ sol davası bile yoktu. Mesela Maraş 74 olaylarında öyle bir kenetlenme oldu ki yani Kıbrıs harekatında yani sağcısı da solcusu da düşmanı da hatta bizim bir ailecek sıkıntılı olduğumuz biri vardı o zaman. Daha sonra bir sıkıntımız geçti yok elhamdülillah. Onun oğluyla bile bunu konuşuyorduk, tartışıyorduk. Yani şöyle olacak, böyle olacak, iyi olacak. Çünkü bizler elhamdülillah iman ehli olunca ölümümüzün şehitlik, yaşantımızın gazilik olduğunu bildiğimiz için hepsi yani bila istisna berduşu da dahil, namazlısı da dahil yani Allah için, vatanını savunmak için, ezanını savunmak için, bayrağını savunmak için her şeyi yapabilecek işte. Biz bunu 15 Temmuz'da da zaten gördük. Yani o gün de böyleydi aslında. Ama bizim milletimizde bir farklı bir yapı var. Biz hemen alevlenmek sabrederiz. Zannederler ki korkarız. Biz kimseden korkmak Allah'ın izniyle. Ama sabır, tahammül gösteririz. Ta ki olması gereken iş olacağı zamana kadar. Hatta şöyle bir anı anlattım. Bizim bir arkadaşımız vardı. Burada hastanede görevliydi bir memur. Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Ankara'da o zaman tedavi zor. Her yerde her şey olmuyor. Ankara'ya aldırdı. Sonra da elhamdülillah müsteşar olmuş arkadaşımız. Karşılaştık tesadüfen o Emişin de Ermeni dediğimiz şimdiki açılan yollar itfaiyenin oradan Tiran'a doğru bir yol açtılar. Tevafuk orada karşılaştık. Sakarya'da otururlar. Benim evimde oradaydı daha önce. Tabii özür dilerim kabaca ne olan ne gelsin gibi oldu. Yani o müsteşar olmuş da benim arkadaşım yani. Demek istediğimi anlatabileyim mi? Yani arkadaşlıklarımız çok güzeldi. O zaman işte televizyon yoktu. O yıllar televizyonsuz yıllardı. Kahvelerde vardı. İşte birkaç maç seyretmeye veya işte film seyretmeye giderdik. Günlük bir şekilde buluştuğumuz, görüştüğümüz arkadaşlarımız vardı. Çok gerekmez bir iş tutmadık. Allah tutturmasın. Ama biz de tabii bir gençtik, cahildik kendimizce, yanlışlarımız vardı. Rabbim nasip etti. Biz sene 78'de Diyarbakır Tıp Fakültesi yapılıyordu. Elektrikçi arıyorlardı. Elektrikçi dedik ya. Oraya gittik. Ben gene işte yaşım ufak olduğu için ustaydım halbuki. Usta olarak gittik. Bir hafta çalıştırdılar bizi 5 kişi. Benim maaşımı 3 lira, 3000 lira gibi tuttular o gün. Diğer 3 kişinin maaşını 4000 lira. Abim de gitmişti. Onu da 5 tuttular. Benim ya abimle biz ekibi çalıştırdık. Bize niye eksik veriyor? Siz küçüksün. Ben çalışmayayım o zaman dedim. Biz döndük. İyi ki dönmüşsük. Ben döndüm. Ben dönünce abim döndü. Bir de bizim halamızın oğlu vardı. O döndü. Diğer iki arkadaş Mustafa ile birinin adı biri hatırlamayayım şu anda. Biraz çalıştılar. Paralarını alamadılar. Biz öyle bir Diyarbakır maceramız oldu 78'de. İşte sonra askere gittik. Askerlik elektrikçi yazılmıştık. Bizi hava meydan bakım bölüğüne verecek şekilde işte şey kurseri olarak göndermişler. Önce Kütahya'ya gittik. Oradan İzmir Gaziemir'e geçtik. Gaziemir'de de çeşitli anılarımız oldu. Gaziemir hem astsubay hem de subay kampının asfaltlamasını yaptık. Bizim gittiğimizde denk geldi. Çünkü biz asfalt şantiyesinde çalışacak. Meydan bakımcıydık yani. Ondan dolayı hatta menfaati faydası da oldu da biz burada tabii değerlendirmedik. Belediye asfalt şantiyesini çalıştıracak kadar o gün bizim bilgimiz vardı yani. Çalıştırdık, şantiye çalıştırdık çünkü asfaltlama yaptık. Tabii oradan askerlik bitti geldik.
Atatürk Parkı yapılıyordu. Ben gelir gelmez askerden geldim. 10. ayın sonu 11. aylarda falan 81'de 80'in başında gittik işte 20 ayda askerlik. Biz 20 ay gittik. Askerlik onda da düştü yine böyle ha bugün de mevzu olduğu gibi. 2 ay düştü. Yalnız biz 25 gün istifade ettik. Bizden sonrakiler 2 ay kullandı. Benim zaten 25 günüm varmıştı. Tehris olduk. 60 günün 30 günü ders gördük. 30 günde pratik yaptık. 37 gün falan yaptık pratik. İşte asfaltlamayı yaptık. Diğer günlerde ders gördük. Tabii ders askerlik. Bir şekilde aşağıda olduğumuz zaman bir şekilde arazi oluyorduk. Biz de iki arkadaş, Maraşlı bir arkadaşımız daha vardı Hüseyin diye. Komutan fark etmiş. Son gün bizim isimleri oldu. Bir iyi bir zopa yedik. Yani siz kaç idiniz dedi yani. Bir de Gümüldür kampına gittiğimizde işte Gazemir Havacı kampına gittiğimizde ne kadar sıcağın altında kalmışız ki bir hafta sonra bizim gelen devrelerimiz bize komutanım dedi. Tanımadılar yani. Simsiyah olmuşuk. Ve bir yarbay vardı başımızda. İş istiydi adam. Askerlik istemiydi. Hatta bir defasında yağmur başladı. Barakalarda kalıyoruz biz orada. 6'şer kişilik askerler. 40 veya 39 kişi civarında askeriz. Başımız işte en büyüğü yarbay olmak üzere komutanlar var, assubaylar var. İş makinelerini çalıştıranlar var. Ben de elektrikçisiydim şantiyenin. Yağmur başladı, koğuşa girdik zaten elbisesiyle, çalışma elbisesiyle. Şöyle bir uzandım. Komutan içeri girdi yarbay. Kahveciydim, kalkma kalkma oğlum dedi. Ahan yer var mı ona bakmaya geldim dedi. Yani böyle askerdik orada. Yani iş isteniyordu. Askerlik istenmiyordu. İşimizi yaptık elhamdülillah. Oranın asfaltlamasını yaptık. Böyle bir anımız oldu orada. Şimdiki emek işhanının olduğu yerden biber o Akal'ın olduğu yerdeydi terminal. Biz zaten oradan gitmiştik giderken de yani otobüs terminali değil şey bilet satılan yerin adı ne işte. Şehrin içinde bilet satılan yerler var ya. Oradan bindik oradan da orada geldik indik dağıldık evlerimize. 4 gün durup gidince ben pazar günü teslim oldum. Bir daha girdim. Cumartesi akşamdan, pazar günü işte komutan çağırıyor dediler, bir başçavuş. Allah selamet versin veya ölmüşse rahmet eylesin. Malatyalı bir başçavuşumuz vardı. Emin Cibicel diye asfalt inşaat uzmanı. Tabi yaşımız da genç, korkuyor da bir de 4 gün firarımız var ya, firar verirler mi vermez mi, verirler de zaman zaman. Ama 60'a 2'lerde trenden atlarken biri vefat etti. Ondan sonra 10 gün izin mecburiyeti getirdi. 60'a 3'ler izinli başlar askerler. Yani Acemi Birliği'yle Usta Birliği'nin arasında mutlaka izin getirdiler. Nasıl olsa kaçıyor bu insanlar başına bir iş geliyor diye düşünüldü daha ki. Ama biz firar vardık. Komutan da çağırdı deyince korktum meğer iş varmış. Asfaltlamaya gittik. 5. Anajet üssünü, işleri, eksiklerini yapmaya. Biz de işi bilerek geldiğimiz için çalıştığımızı görünce adamcağız bizi sevdi. Yani alt devreydik. Bir de 9'a 1'ler çok fazlaydı. Biz 60'a 1'ydik, biz de fazlaydık. 9'a 2 az, 9'a 3 biraz fazla. 61'e 2 hiç yok gibi, 2 kişi mi ne geldi? Yani alt devremizde yok. Askerde biliyorsunuz hep devrecilik bir şekilde olur yani. Üsttekiyle alttakinin bir farkı devamlı bulunur yani işi ona kalır. O komutan işi rast gelsin beni devamlı kollardı yani biz mesai bitince 5'ten sonra meydan bakım bölüğü olduğumuz için devamlı yemek saati 7'ye kadar bir işimiz daha olurdu çalışırdık yani içtima yapılır işe giderdik. İşte şunu yap bunu yap diye beni arazi işlere verdi yani bu adamcağız akşama kadar bu çocuk akşama kadar çalışıyor. Hem de en güzel şekilde işi de bilerek yapıyor diye
bizi desteklerdi sağ olsun. Hatta bir seferinde şunu bile dedi. Dedi ki sen rahat durmayın. Seni dövecek komutanlar ayağını dengel. Yani rahat durmayın derken bir şey ettiğimiz yok. Yani ne yapıyorsun? İşte ya biraz geç kalkıyorsun. Ya yemekhanede arkadaşın vardır, sulardan yemek alıyorsun. Buna benzer şeyler. Yani başka bir şey askerde ne yapabilirsin ki yani? 12 Eylül'ü yaşadık. Bize 12 Eylül'de o zaman işte Kenan Evren Genelkurmay Başkanı'ydı. Bir hafta koğuşlara koymadılar. Denetleme yapılacaktı yine. Meydan bahan böyle olduğumuz için bizim 5 tane silahımız vardı. 3 tane nöbet yerimiz vardı. Biri elden değiştirdi, garaj nöbetçisi. Yani ortak silah kullanırdık. Asıl silahlarımız depoda dururdu. Hiç görmezdik yani. İki tanesi de gider gelirdi. 10'lu kulübüyle 17'lu kulübüye. Havalarının etrafındaki kulübenin iki tanesi de bize aitti yani. Bir hafta insan koğuşa girmeden yaşarmış da bu askerliğin bu tarafı da var. İşi rast gelsin yani. Ha belki kendilerce mantıklı tarafı vardır yani bilmeyin. Hep eğitim, çalışma bitti, silahlı eğitim, hazır olur, rahat bunları yapıyor. İşte sabah her gün olurdu da şey, spor, bu sefer silahlı yapıyor. Yani askerlik yaptırıyorlar. Meğer darbe olucuymuş. Ve bizim orada haftada iki defa gece uçuş olurdu yani eğitim uçuşu. Çok güzel olur. Eğitim uçuşunda ışıklar yanar, farklı farklı uçaklar gezer. Böyle yani nöbetim olsun diye düşünün. Başka da eğlenecek bir şey de yok. Ben herhalde 7-9 nöbetiydi veya 5-7 nöbeti miydi? 5'te biter evet. 5-7 nöbeti de olabilir. Alay karıştı. Bir şey oluyor. Ben de 17 nolu çarık kulübede nöbet tutayım. Meğer herkesi çağırmışlar. Mesainin bitimiyle başlamış. Sessizce başlatmışlar. Ondan sonra bir hafta 10 gün işte yine nöbet yerlerinden askerler, muhafız askeri, hizmet askeri dışarı, işte otobölükçüler de arabayla dışarı çıkınca nöbet yerleri hep bize kaldı. Nöbet yerimiz çoğaldı. Ben bir gün 7-9'da başladım. Bir kulübede 7-9'da tuttum. Oradan aldılar 9-11'e başka bir kulübeye, 11-1'e başka bir kulübeye, 1-3'e başka bir kulübeye gittim. 3-5'e gitmedim. Geldim 7'de de 5-7 nöbeti şey, sabahleyin 7-12 nöbetine gittim 5 saat. Bu olayların içinde. Bir arkadaşımız vardı yine Maraşlı. Şeyciydi. Topluyal da taharet dillerdi adına uçak savar bataryasındaydı. Bölüğü atışa gitmişti. Yani bak her şey öyle gizli ki bölük atışa gidiyor bir yandan da yani. Bir şey yok. İskenderun atışa gidiyor. Bu kardeşimiz çavuştu. Bölük komutanı olarak o harekatta iş yaptı. Yani bölük komutan vekili diye imza atardı Maraşlı. Maraş'ın bir köyünden bir arkadaş. Askerlik böyle geçti. Ya biz evlenmeden önce Rabbim nasip etti biz tasavvuf yoluna girdik, yaşamaya başlamıştık. Anam rahmetlik seni ever miydi? Ben de yok ben evlenmeyeceğim. Adam olmadan evlenmem ben dedim yani. Adam olmak lazım gibi bir düşünce vardı. Sonra da tabii birkaç arkadaşın tavsiyesi işte evlenmek gerek şeklinde düşündüğümüzden evlenmeye karar verdik. Talip olduk. Verdiler. Allah razı olsun. Kayınanam da kayınbabam da rahmetli oldu. 83 senesinde Afşin'de evlendik. Sonra Foster'den çıktım ben ayrıldım. 84'den başladı mıydı, 83'ün sonu muydu tam hatırlamayayım. Orada bakkallık yaptım bir sene. Maraş'a gelmeyi düşünmedim. Elektrikçilik etmek istemiydim yani. Askerden sonra etmedim de zaten. 1,5 sene 2015'in başı demek ki
83'ün sonunda falan çıkmıştım sonundan evvel. 1,5 sene falan orada bakkalla gidince Maraş'a geldik. Göçtüm Maraş'a. Saraçhane'ye geldim işte. Saraçhane'de babamdan çok çalışamadık, anlaşamadık yani. Kolay olmuyor yani. İnsanın büyüğüyle çalışması da kolay değil. Büyüğün idare etmesi ayrı bir sıkıntı. Edemezse o başka bir dert. Oradan geri bakkalı da bildiğim için bir bakkallığa başladık orta halde. Tekrar Saraçlı'yı bıraktık, geri gittik. Yani Saraçlı'ya gelip gidiyoruz böyle. Geldiğimizde de tam 14-15 ay çalıştım Saraçlı'da, gittim. Bakkallığa başladık. Bakkallıktan işte yarı toptancı çalışıyorduk, toptan gıda yapıyorduk. Çiller krizi oldu, bir 93 krizi vardı biliyorsunuz. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Birçok insan iflas etti. Biz de iflas etmedik ama alacaklarımızı alamadığımızdan dedik ki ya bu iş böyle olmuyor. Büyük iş yapsan, çünkü biz alacağımızı almasak da borcumuzu ödeyik. Yukarıdaki daha büyük esnaf çünkü. Bir de sen söz vermişsin, ayrı bir şey. Yani insanlıkla, insanlık tarafını demeyeyim. Yani o mutlaka yapmamız gereken bir şey bizim. Yani biz dürüst olmak zorundayız. Ama bir de evrak vermişsin. Adamın elinde çekin var, senedin var. Ödemen lazım. Yani ya protesto olacak, ya arası yazılacak. Bir şekilde bulup buluşturup ödeyin. İnsanlardan alacağımızı tahsil edemedik diye bir ara bir tekstile gittik. Penye örgü işine gittik. Onda çok başarılı olamadık. Belki paramızın azlığındandı. Bir sıkıntı yaşamadık. Zarar da etmedik ama çok yapmadık. Onu bıraktık. Tekrar bakkallık yapmak isteyen bir kardeşim, Allah razı olsun ondan, dedi ki ya sen Saraçsın. Bileyim de işi. He. Yani çekirdekten yetmez Saracık yani. Biz şimdi askere bile giderken bazı kutular ödük. Şimdi yasak olan işte şey var ya, sigara. Sigara kutusunu bile yaptık. Sigara kutusu, mendil kutusu, deriden biz yani askere giderken bile onu yaptık. Yani elektrikçiydik ama saracıydık yani. Bakkallık falan etmeyiz yani, Saraçlığa geçti. Biz öylece geri tekrar 95'in sonunda Saraçlığa geldik. O gündür bugündür de Saraçlı gidiyoruz. Baba mesleğimiz cami deri kapıları bizim işte asıl şeyimiz, eğercilik. Semer ve nal dışındaki tüm hayvan malzemeleri. Biz bir nal yapmak, bir de semer yapmak. Diğerinin hepsini Saraç yapar zaten. Eğerden işte süslemelere kadar, diğer malzemelerine kadar. Tabii bu arada insanlarla ilgili zaman zaman yeni cüzdan değil de eskiden Osmanlı cüzdanı denildi. Biz ondan yaparız. Bazen gene yaptıran oluyor. Para cüzdanı. İşte şimdi telefon kabı, bıçak kılıfı, tabanca kılıfı, buna benzer deriden olan işleri yapıyoruz orada. Tahsil yapmamış. Burayı iyi dinlen bak. Tahsil yapmamış. Görücü usulüyle evlenen adamların boşananı çok az. Tahsilliler hem boşananı fazla hem dövüşeni fazla. Yani deniyor ki işte tahsil olursa daha akıllı olur, daha usul. Yok. Tahsil insana insanlık öğretmiyor. Bugün insanlar tahsile nasıl para kazanırım, yani nereyi okursam hangi parayı kazanırım diye gidiyor. Biz ne zaman ki okullarımızda önce adam olmayı, insan olmayı öğretiriz, o zaman evlilikler mutlu yuvalar olur. Şimdi insanlar arkadaşlıkla başlıyor. Kız arkadaşı var. Her şeyini gizlemesi lazım. Yani insan normal hali vardır. Bir de yapmacık hali vardır. Yani yapmacık hal nedir? Her an beraber olduğun insanın yanındaki hareketlerinle ilk defa karşılaştığın insanın yanındaki hareketlerine dikkat edersin. Çünkü seni aklında öyle algılar. Şimdi bir bayanı veya bir erkeği
bayan tarafından da bağırsan erkeği. Arkadaşlık edebilmek için ne yapması lazım? Bazı eksik yerlerini saklaması lazım. Bazı memnun olmadığı şeyleri dememesi lazım. Ama evlilik oluşursa, bir yuva kurulmuş, herkes doğaçlama hareket ederse, bayan da, erkek de, herkes birbirini olduğu gibi kabul eder. Aa, ben senden bunu beklemedim ya, nereden çıktı bu? Ya bu bende vardı da sana göstermeydim yani. Bu onda vardı ya. Bir de şunu yitirdik. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı insan ehline hayırlı olandır diyor. Ailesine. Ve sizin ailesine en hayırlı olanınız benim diyor. Şimdi bu demek değil ki erkekler bayanların tepesinde çivi kesecek. Ama ekonomik özgürlük adıyla bayanlar da işin adını çıkarttı yani. Kimse kimseyi dinlemiyor. Bir gemide iki kaptan olmaz. Mutlaka bir yönetici, tek adama ihtiyaç vardır. Her yerde. Bu evde de böyledir. Çünkü ev yapı taşı. Devlet yapı taşının en küçüğüdür. İşte de böyledir. Kurumlarda da böyledir. Devlette de böyledir. Hükümette de böyle. Bak hep konuşuluyor. Ne var? İşte yargı ayağı, siyaset ayağı, bilmem ne ayağı. Her birinin ayrı baş çektiğinden bir türlü orta yol bulunmuyor. Yanlış bile olsa, yanlış bile olsa, insan bir liderle yürür, onun etrafına sarılır, onunla beraber hareket ederse yanlışlar düzeltilir. Niye? Çünkü senin yaptığın işlerde, ben deli diyelim oğlum, bana zaman zaman ahıl verirse, her işime karışırsa razı olmam. Ama ahıl verirse dinlerim yani. Ya bu da doğru söyleyeyim. Soru ilk de zaten. Herkes kendine baksın. Oğlum şöyle dek mi, kızım böyle dek mi, hanım böyle dek mi demeyeyim mi? Değil ya. Erkeklerle bayanların arasında bir şey daha vardır. Bayanlar hissi hareket eden varlıklardır. İnsan olarak hisleriyle hareket ederler. Kocası her şeyi getirsin ister. Ama gece 12'ye kadar çalışmasın diye istemez, akşam evde olsun der. Ya 12'ye çalışmazsa seni işte gezmeye götürecek parayı kazanamaz ki. Bazen gece gündüz çalışması lazım. Günlerce gelmemesi lazım. İşte filmden göreyim, polis göreve geliyor. Evde avradı huylanıyor, herif nerede dini. Ama araba almış vermiş altına geziyor. Her imkanı vermiş bir şey demiyor. Çalışmadan nasıl olacak bunlar? Erkekler de aklı ile hareket eden varlıklardır, insandır yani. Aradaki fark bu. Bunu çözebilsek, samimi hareket etsek, duygularımızda, düşüncelerimizde, işte evleneceğimiz bayanda samimi davransak, bu sıkıntılar olmaz. Samimi davranmadığı için arkadaşlık dönemi zaten her şeyi bitiriyor. Evlense de olur, evlenmese de olur, lan bitiyor. Mesele bu. Bizim yapmamız gereken önce kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamak, hissi davranmamak, akılcı olmak ama bunları din gayretinin içinde toplamak. Bak bizim elhamdülillah Müslümanız. İşte hükümet layıktır, değildir, devlet dinli olur, olmaz. Bunlar bizim işimiz diyelim. Yani Rusya'daki yaşayan Müslüman, ben niye burada yaşayayım değil mi? Demez. Amerika'daki yaşayan veya başka bir ülkedeki yaşayan Müslüman dinini yaşayabiliyorsa bir sıkıntı yok. Olan işlerde de bize düşen nedir? Varsa işte zaman zaman yapayım. Tüm yardımları bugün dünyanın en zengin ülkesi olmamakla beraber en büyük yardımı çapınca Türkiye yapıyor. Her yere. Ulaşabildiği yere ulaşıyor. Allah razı olsun bu devlet büyüklerinden. Ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyor. Vatandaş da yapıyor. Vatandaş da çapınca sadakasından, zekatından, fıtırından verip buralara ulaşmaya çalışıyor. Ekstra da ne gerekiyor? Dua etmek. Biz bu işten razı diyalık.
Müslümanların zulüm görmesinden. Ama yapacağımız bir şey de yok. Biz oraya gidip savaşacak da değiliz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyız. Bura savaşa girerse girerek. Şurada şu oluymuş, burada bu oluymuş. Bu bizi bağlamaz. Ama dua ederiz. Çünkü asıl savaşın en büyük okları da dua oklarıdır. İşte ok atma meselesinde toz koparan diler. Bugünlerde de çocuk film olarak filmi vardı. Okçuluğu revaşt etmek için. İşte 800 metre, 1000 metre atmış. Değil mi? Ama dua okları nasıldır? İlâ nihaya, Allah'ın huzuruna giden oklardır. Mesafesi çok uzundur ya. Allah bize din-i mübini yaşamayı, bu vatana, millete de en güzel şekilde sahip çıkmayı nasip etsin. Biz sahip çıkak. Biz insan olursak, biz güzel yaparsak, inan başımızdakiler de düzelir. Güzelleşir, daha güzel olur. Allah yar ve yardımcımız olsun.